Merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Bugün sizlere çok faktörlü kimlik doğrulamasının öneminden bahsedeceğim. En az parola güvenliği kadar önemli bir konudur. Çünkü saldırganlar hesaplarımıza erişirken önlerindeki en büyük engel çok faktörlü kimlik doğrulamasıdır. Peki nedir bu çok faktörlü kimlik doğrulaması? Bir hesaba girerken parolanızdan sonra onaylamanız gereken şifrelerdir diyebiliriz. Peki neden açmalıyız bunu? Şimdi örnek vermek gerekirse saldırgan parolanızı çalsa dahi eğer mobil cihazınıza bir erişimi yoksa çaldığı parola hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Bu yüzden kesinlikle çok faktörlü kimlik doğrulamasını açmalıyız olan uygulamalarda, olan hesaplarda. Peki nedir bu çok faktörlü kimlik doğrulaması uygulamaları? En bilindik leri yazdım ben buraya. Google Auth, LastPass, Microsoft ve SMS. Bunların herhangi birini kullanabiliriz. SMS'i çok önermiyorum. Çünkü çok büyük güvenlik açıkları var SMS'te. Çok küçük bir örnek vereyim. 2018 yılında bir Türk borsasında SMS kopyalanarak çoğu kullanıcının hesaplarına girip mal varlıkları boşaltılmıştı. Bunu araştırırsanız SMS kopyalamanın o kadar da zor olmadığını kendiniz de görebilirsiniz. Geriye kalan 4 uygulamadan da ben Authy'yi kullanıyorum. LastPass da güzeldir. Google'da kullanılabilir. Ama şöyle bir sıkıntı var Google'da. Telefonunuza kurduğunuzda bu uygulamaya girerken ekstra bir güvenlik adımı olmuyor. Mesela ne demek istiyorum? Mesela telefonunuz masanızın üzerinde bir arkadaşınız hemen girerek parolanızı buradaki yazan rakamları, sayıları alarak hesabınıza erişebilir. Ama telefonunuz masanın üstünde dahi olsa, açık dahi olsa bu uygulamaya girerken ekstra yüz tanımlama ya da başka tür güvenlik önlemleri alabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden Authy bir tık daha iyidir. LastPass da öyledir. Bu dörtünden birini kullanabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Şimdi nasıl açarız çok faktörlü kimlik doğrulamalarını? Birlikte ona bakalım. Ben Proton Mail üzerinden açacağım. Ama aşağı yukarı her hesapta aynıdır. İlk önce oturumu açıyorsunuz arkadaşlar. Sağda solda bir yerde ayarlar vardır. Ayarlara giriyorsunuz. Burada Security seçeneği vardır. Her hesapta olur. Security seçeneğine girdiğinizde Enable Two Factor Authentication'a tıkladığınızda Next diyorsunuz. Tabi önceden kurmanız lazım. Ben önceden kurmuştum. Sadece şu an tarama işlemini yapacağım. Şu an tarattırıyorum. Evet, şu an tarattırdım. Next diyorum. Burada önüme çıkan sayıları yazıyorum. Gönder dediğimde çok faktörlü kimlik doğrulama uygulamaları açılıyor. Bunlar telefonunuz yanınızda olmadığınızda girebileceğiniz şeyler, keyler. O yüzden zaten ben bu videodan sonra tekrar değiştireceğim için buraları bulurlamıyorum. Bitirdiğinizde tekrar giriş çıkış yaptığınızda, şimdi çıkış yapalım. Tekrar giriş yaptığınızda gördüğünüz gibi iki adımlı parola seçeneği geliyor. Burada telefonunuzdaki sayıları yazarak her 30 saniyede bir değişiyor. Hesabınıza girebilir ve hesabınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Hepinize teşekkür ederim.